Değerli arkadaşlar, bir AutoCAD dosyası içerisinde pek çok çizim olabilir, pek çok unsur olabilir ama siz sadece içerisinden sizin seçtiklerinizi kaydetmek isteyebilirsiniz. Öyle ki çoğu lazer veya plazma kesimci arkadaşlar bunu bilir ki tek tek şuradakileri ben efendim bir proje içerisinden seçeyim ki burada gayet basit bir şekilde görülüyor bu arada. Bunu seçtikten sonra yeni bir çalışma dosyası açayım. Sonra CTRL-C yaptığım şeyi gelip buraya CTRL-V ile yapıştırayım ve ardından da bunu kaydettiğim falan diyebilirsiniz. Ancak bu çok çok uzun zamanınızı alır. Özellikle de önünüze yüzlerce dosya düşüyorsa bununla baş edemezsiniz. Bunu yapmak yerine sizlere neyi tavsiye ederim? Tabii ki de dxfout komutunu. Klaveden dxfout yazacak olursanız enter dediğinizde doğrudan karşınıza gelen şey aslında farklı kaydet ekranı. Amacımız farklı kaydetmek ama tabii ki de seçtiklerimizi farklı kaydetmek. O halde ne yapıyoruz? Buradaki Tools'a gittikten sonra Options'a bir defa gidiyoruz. Hemen sağ taraftaki DXF Options'a geliyoruz ve zaten burada Select Object'in olduğunu göreceksiniz. Bunun seçili olduğuna dikkat edin ve bu seçili olduktan sonra artık OK diyebilirsiniz. Hemen burada dosya adınıza bir isim verebilirsiniz ve tabii ki de dosya yolunuzu işte masaüstü istediğiniz klasörü belirledikten sonra buradaki Save'e gelip tıklarsanız AutoCAD diyor ki hadi seç. Çünkü seçtiklerinizi ayrıca kaydedecek. Ve ben diyorum ki efendim şu gördüğüm arkadaşı kaydetmek istiyorum. Bunu seçtikten sonra enter derseniz doğrudan buradaki objeyi kaydetmiş olacak. İsterseniz doğrudan bunu açarak gösterebiliriz. Geldim şuradan dosya açıp bir defa tıklıyorum. Ve kaydetmiş olduğum dosyayı open diyerek bakın gördüğünüz üzere sadece sizin seçtiğiniz bir objeye sizin istediğiniz dosya adını vererek farklı bir şekilde kaydetmiş oluyorsunuz. Şimdi bazı arkadaşlar diyecek ki bu daha da uzun görünüyor. Hayır arkadaşlar, eğer birkaç çizim yapacaksanız dediğim gibi doğrudan CTRL-C, CTRL-V ile bir çizimi kopyalayabilirsiniz. Ancak önünüze eğer yüzlerce çizim düşüyorsa ve proje gerçekten de baş belasıysa, çok fazla çizim varsa bunu yapabilmenizin yegane yolu bu gerçekten de. Doğrudan seçiyorsunuz ve DXFout'la İstediklerinizi kaydediyorsunuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Takip ederek ve yorumlarla desteğinizi hissettirebilirsiniz.